A Spor ekranından iyi geceler. Sizlerle birlikteyiz Son Sayfa'da. Çok değerli konuklarımız olacak bu akşam yine. Hem video konferansta hem de stüdyomuzda bu akşam Nevzat Dindar bizlere eşlik edecek. Nevzat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Nasıl geçiyor karantina günlerin? Bir problem yok ya. Yani çok abartmayalım. Biraz fedakarlık yapacağız. Tabii. Hani bu beterin de beteri var. Abartmayalım. Yani evde olmak hakikaten yani çok büyük fedakarlık değil. Biz dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Arada yayınlarımız olduğunda buraya geleceğiz, evet. Ama hani bunu çok büyük fedakarlık yapmıyoruz. Hakikaten evet, dünyanın birçok coğrafyasında çok büyük problemler varken ben çok abartmaya gerek yok. Kesinlikle bence. Öyle. En büyük fedakarlığı şu anda ülkemizde sağlık personelimizin yaptığını da unutmayalım. Çünkü kargo çalışanları var. Kargo çalışanları. Bak markette kesinlikle çalışanlar, o marketteki kızlara falan. Evet. Hakikaten üzülüyorum bazen yani. Tabii. Fırınlar var. Doğru. Sağlık çalışanlarımız tabii. Medya mensupları var. Şimdi sen de buraya geliyorsun. Korona testi pozitif çıkan hastalarımız var. Onları iyileştirmek için gecesini gündüzüne katıyorlar. Belki de günlerce uykusuz bir şekilde hastanelerde çalışıyorlar. Şey var mesela, biz yine bizim işimiz kolay. Tabii ki. Ama ben buraya gelirken ulaştırmadaki adama üzülüyorum. Evet. Ulaştırmadaki abi gün içerisinde kaç kişi alıyor? Bir eve gidiyor. Evet. Onunla biraz dertleşiyoruz. O hayatını anlatıyor, ailesini anlatıyor. Ama ne kadar bilinçli olduğumuz hakikaten bu kurumda bu anlamda gerçekten de örnek. Bütün dezenfekte, bütün gerçekten hijyen kuralları dört dörtlük. Yani ben kesinlikle araca bindiğim andan itibaren onu hissediyorum. Ben de dikkat ediyorum. Herkesin zaten dikkat etmesi gerekiyor. Yani öyle. Şöyle şunu hemen söyleyelim. Tabii ki öncelikli olarak devlet büyüklerimiz, Sayın Sağlık Bakanımızın söyledikleri bizler için oldukça önemli. İlk günden bu yana en doğru bilgilendirmeyi en yalın şekilde hem bizlere hem de tüm halkımıza aktarıyor. Nelere uymamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini, nasıl korunmamız gerektiğini, işimiz olmadığı takdirde sokağa çıkmamamız gerektiğini Hakan, sık sık dile getiriyor. Ya Sağlık Bakanı'nın öyle bir görüntüsü var ki ya güven veriyor ya. Kesinlikle öyle. Yani adama baktığında yani tablo tamam. Yani baktığında İngiltere ve Türkiye'de vaka sayısında bir, yani Avrupa'da şu an ciddi bir vaka sayısı var. Çok şükür vefat sayısında çok yüksek bir oranda değiliz. Bu evet. Yani zaten hastanelerimizi falan anlatmaya gerek yok ama bakanın güven veren bir şeyi var. Yani onu izlerken tablo biraz şey de olsa hakikaten bu adam güven veriyor. Yani inşallah buradan çıkarız. İnşallah kısa sürede de yeneceğimizi söylüyorum. Ben Dünya Sağlık Örgütü'nün başına bile Sayın Bakanımız yakışır. Bak, çok inşallah. Net, çok inşallah, net. Tabii, gurur duyarız. Ya bu konuda hiç de şey değil. He. Çok da mütevazi bir kesinlikle insan öyle. Profili çiziyor. Kesinlikle öyle. İnşallah en kısa sürede bu koronavirüs belasından hepimiz, tüm halkımız, tüm Türkiye kurtulsun. Olarak yetmiyor. Mesela ben üniversitede ilk gazetecilik okudum. Ki ilk sene bizim iletişimin ABC'si dersi falan vardı. İletişim giriş dersi daha doğrusu. İletişimin ABC'si kitabını okuduk. Orada mesela dünyanın global bir köy olduğu hep yazılırdı, bizlere anlatılırdı. Gazetecilikte, iletişim ve gazetecilik olduğu için onun ne demek olduğunu anlıyoruz. Bak, bir vahşi hayvan pazarındaki olay geliyor beni vuruyor. Benim çevremi vuruyor. Evet. O yüzden ben kurtulsam bile Çin ya da dünyanın ABD kurtulmadıktan sonra benim kurtulmamın bir esprisi yok. Tabii. Bütün dünya mücadele edecek. İmkanlarımız doğrultusunda o ülkeler de bizim ülkemizden yardım istediğinde yardımı da esirgemeyen bir millet olduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde sürekli olarak yardımlarda paylaşıldığı haberleri görüyoruz. Ama bizim tarihimizde bu var Hakan. Kesinlikle. Bak sen biraz Osmanlı tarihine bak. Nerede bir sıkıntıya düşmüş millet varsa, burada şey yapmaya gerek yok, kim olursa olsun, Osmanlı hep yardım etti. Yani barbarlık yapmadığı için Osmanlı zaten bugün orada Türkçe, orada Osmanlıca, daha doğrusu Osmanlıca konuşulmuyor. Ya da orada işte ibadethaneler falan. Çünkü biz gittiğimiz yerde onlara özgürlük vermişiz. O yüzden bugün ben yadırgamıyorum. Yani bugün dünyanın birçok coğrafyasında, yani bugün belki de politik arenada rakibimiz, belki de yani aramızın açık olduğu ülkeler de olabilir ama mevzu bahis sağlık olunca hiçbir şeyin ayrımı olmaz. Kesinlikle. Biz insanlık dersi veriyoruz. Her şekilde yardımı çok seven bir toplumuz. Evet değerli izleyenler, bu akşam çok önemli konuklarımız olacak. Birazdan HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Hem kendisiyle koronavirüs sürecinde yaşananları hem de dün Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu açıklamayı kendisine soracağız. Ardından tabii ki koronavirüs konusunda oldukça doğru bilgilendirmeler yapan doktorumuz, sevgili hocamız Gürkan Kubilay bizlerle olacak. Ve programın sonuna doğru da çok önemli bir isim. Beşiktaş camiasının yakından tanıdığı bir isim bizlerle birlikte olacak ama sürpriz olacağı için ismini vermiyorum. Çünkü hepimiz çok seviyoruz. Beşiktaşlar da çok seviyor. Çok özel konuklar yalnız. Çok sağ olsunlar, kırmadılar bizleri ve bizler de bugün kendilerini burada en iyi şekilde... Seni de tebrik ederim bu arada. Yani bu kısıtlı sürede bu programı ayarlıyorsun. Başkanları, yöneticileri, eski sporcuları. Bu konuda seni de tebrik etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm A Spor çalışanları olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz bu zor günlerde. Tabii bizler de 14 gün karantinada kalıp geliyoruz. İşte Mustafa gelecek, ben gideceğim tekrar. Böyle bir süreç var ama... İki hafta sen varsın o zaman. Tabii. İzleyicilerimize spor camiasında, futbol camiasında gelişen haberleri de aktarmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum inceliği için. Berna hanımefendiye dönelim, Sayın Başkanımıza. Sayın Başkanım, çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Gerçekten stüdyomuz çiçek açtı. Öncelikle onu söyleyeyim. Nasıl Türk futboluna gelip de muhteşem bir şekilde el dokunduysanız, bunu çok samimi olarak söylüyorum. Bir kardeşiniz olarak, bir televizyoncu olarak bunu kabul ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Sizin varlığınız gerçekten Türk futbolunu çok güzelleştirdi. Öncelikle nasıl geçiyor efendim karantina günleriniz? İlk 15 gün liglerin ertelenmesiyle beraber ben de iş yerime ara verdim. Fakat 2 hafta sonunda yeniden işlerimize başlamak durumunda kaldık. Bütün tedbirleri aldık. Şu anda normal her sabah işe gidiyorum, akşam geliyorum. O evde kal günlerim biraz sona ermiş oldu. Tabii hem kulüple hem görev yaptığım diğer STK'lar var. DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. 146 iş konseyimiz var. Onlarla birlikte bütün dünyadan ne oluyor? Büyükelçilerimizle görüşüyoruz, müşavirlerimizle. Hem iş ekonomi gündemini hem de futbol gündemini hem de kendi işlerimi takip ediyorum. Yoğun geçiyor. Allah yardımcınız olsun Sayın Başkan. Dün sizin de içinde bulunduğunuz Kulüpler Birliği'nin bir açıklaması vardı. Öncelikle bu yaşanan süreci nasıl değerlendireceksiniz efendim? Biliyorsunuz hepimizin ilk defa karşılaştığı, bizim jenerasyonun, bir pandemi dönemi geçiriyoruz. Hiçbirimizin tecrübesi yok. İlk tepki, ilk öncelikle insan sağlığı diyoruz. Ve bu söylemle ligleri ertelenmesini talep etmiştik. Fakat bununla bitmedi. Futbol biliyorsunuz salgın sebebiyle ara verildi. Fakat bu salgın umut ediyoruz ki bir süre sonra sona erecek. Bu sona erdiğinde neler olacak? Kulüplerimizin mali durumları ne olacak? Nasıl devam edecek? Ligler devam edecek mi? Ederse ne şekilde edecek? Etmezse ne şekilde edecek? Gelirler kayboldu, borçlar, futbolcuların kontratları ne olacak, ödemeler ne olacak, bir sürü gündem var. O yüzden Kulüpler Birliği olarak başkanlar daha sık bir araya geliyoruz telekonferans yoluyla. Ve bunlarla ilgili FIFA'nın da biliyorsunuz direktifleri, tavsiyeleri olmuştu. O kapsamda görüşmeler yapıyoruz. Dünkü acil görüşmemizde biliyorsunuz Mart ayında 3 hafta maçlar oynandı. 2 de erteleme maçı oynandı. Buna rağmen hak edişimiz yayıncı kuruluş tarafından ödenmedi. Ve bununla ilgili bize de bir açıklama yapılmadı. Federasyonla görüştük. Ödenmeyeceğini öğrendik. Biz de en doğal hakkımız yayın gelirlerimizi talep ettik. Açıklamamız o yöndeydi. Talebinize bugün gelen bir cevap oldu mu efendim? Şimdi cevap federasyona gelecektir ama bugün için benim aldığım bir bilgi yok. Peki federasyon kanadıyla görüşme yapıyor musunuz efendim? Yani bu sürecin yürütülmesiyle alakalı Sayın Başkan'la, federasyon üyeleriyle. Şimdi değerli Kulüpler Birliği Başkanımız Mehmet Sepil Bey bu görüşmeleri yapıyor federasyon başkanımızla. Biz de süreci onun aracılığıyla takip ediyoruz. Tabii zaman zaman ben de kişisel ilişkilerimden dolayı başkana soruyorum. O da takip ettiklerini söylüyor. Süreci bekliyoruz ama biz burada oynanmış maçların ve abonelerden alınmış garanti gelirlerin, bizim de garanti gelirimiz ödenmesini talep ediyoruz. Bu konuda da ısrarcıyız. Yani hak edilen bir ödemenin yapılmaması ve burada şöyle düşünün, bir futbol ailesi var. Biz burada aile olarak düşünüyoruz. Burada federasyon, kulüpler ve yayıncı kuruluş hiç beklenmedik bu zor günlerde daha çok iletişimde olmalı ve birbirimize yardımcı olmalıyız.